Aslında medyada da bazen çok kirli bilgiler olabiliyor. Çocuğa bulaşmaz, çocukta bir şey yapmaz. Aslında şu an çocuklarda hasta olmaz diye de zihinlerde bir başlık var. Doğru mu? Hasta o bizim için çok büyük risk. Niye büyük bir risk? Çocuk evet, nazofaring dediğimiz boğaz ve buruna yapışıyor. Hastalık belirtileri yok. Ve dedesi, nenesi kucağına oturtuyor ve aynı şekilde o yaşlı bireye çok rahatlıkla, hasta değil nasılsa çocuk, bir belirti de yok. Çok rahatlıkla yaşlı bireylere ya da farklı bireylere çok rahatlıkla taşıyabilir. Bu nedenle aslında çocukları da korumamız lazım. Semptom vermedikleri için, gizli kaldıkları için bu bizim için önemli bir şey. Buna ek bir şey söyleyeyim. Bugün buyurun bir şey fark ettim. Markete gidiyorum mecburen tabii alışveriş etmek için. Herkes kendine göre önlem alıyor. Baktım bayağı 10 yaşlarında bir çocuk alışverişe gelmiş. Yani çocuğu markete göndermişler. İtalya usulü olmuş. Öyle bir yapıyor. Yani İtalya'da çocuk mı? Da, evet, İtalya'da ben... en genci markete gönderiyorlar. Bana çocuk bir dakika orası benim yerim falan dedi. Geçti dedim buyur. Ondan sonra resmen çocuğu göndermişler. Tam sizin dediğiniz gibi. Yani nasıl hastalanmaz diye gönderiyor. Bu nasıl bir davranış? Bir de hiç mantıklı değil. Eve gittiğinde taşıyacak tam çocuk hastalanmaz. Tabii semptom da vermiyor, daha da riskli. İşte yani dediğinizi tamamlamak hocam için. Hocam aslında söyle. Galiba yayınlarla ilgili bir problem var. Biz bazı görseller paylaşıyoruz. Medya olarak da biz belki burayı düzeltebiliriz. 0-9 yaş arasında bir ölüm yok ifadesini bir kullanıyoruz ama yanlış anlaşılıyor galiba. Hasta yok değil, ya, evet, can kaybı yok. Bunun altını çizelim, herhalde yorumlamak istersiniz. Yani şöyle, 10 yaş altı sadece bir tane ölüm var. O da sanırsam 8 yaşında bir lösemi hastası. Evet. Yani zaten kan hastası, bağışık sistemi çökmüş. Taşıyıcı olmazsa hesabıyla ve semptom vermiyor diye hani kucağımıza oturtup ya da çok yakın davranabiliriz. Bugün metrobüste yaşadım. Maskesi olan bir arkadaş hapşırdı. Millet ona bakmaya başladı. Dedi maske var ya yani. Yani sanki maske var ya da hani çocuk semptom vermeyecek diye önlemlerimizi biz üst düzeyde yapmalıyız. Tabii medyaya çok büyük bir görev düşüyor. Bu programları yapıyorsunuz. Sanırım doğru bildiğimiz yanlışlar başlığına geldik. Için, paylaşabilirsiniz buyurun. İzin verirseniz tabii medya deyince siz gazetecileri ve yazar arkadaşları bir kişi hariç tebrik etmek istiyorum. Bir kişi hariç niye dedim? Şimdi birazdan belki aşı meselesine geçeceğiz. Geçtiğimiz günlerde... Aşı meselesini biz ilk bölümde biraz konuştuk. Siz lütfen geçin. Hocamın da ekleyecekleri vardır elbette. Ama ben nereye varacağını anladım. Varsın oraya. Şimdi geçtiğimiz günlerde, yani hepimiz medyada görmüşsünüzdür. Ben Siirtliyim. Siirt kökenliyim. Orada da görev yapıyorum. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısını bula bula Tillo evliyaları bulur diye bir başlık atıldı Sayın Özdil tarafından. Ve bu Siirt'te çok büyük bir tepki topladı. Siirt, Tillo biliyorsunuz evliyalar diyarı. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaşadığı ve marifet nemayının olduğu bir döneminden bahsediyoruz. Evliyalara din üzerinden, dil üzerinden, ırk üzerinden, cinsiyet üzerinden gitmek bence hele hele bu dönemde birlik olmamız gerekirken gazetecilere teşekkür ediyorum. Bir kişi hariç ben Sayın Özdil'e de buradan çağrıda bulunmak istiyorum aslında. Ne çağrısı? Buyursun Siirt'e gelsin. Biz misafir edelim. Pozitif çağrılar lütfen. Evliyaları da gezdirelim, anlatalım. İşine geliyorsa dinler, biz işine gelmiyorsa. Olumlu kısmını üzerimize alıyoruz yani ve teşekkür ediyoruz. Ama sizin hassasiyetinize de aracı olduk, paylaştınız. Evet. Devam edin dilerseniz bu noktada. Taşıyıcılık, yayılım hızının engellenmesiyle ilgili elbette gelişmeleri takip ediyoruz. Çarpıcı bir örnek var önümüzde. Maalesef İtalya. Son gelen rakamlar oldukça çarpıcı rakamlar. İtalya örneğine karşılaşmamak için, Çin'den gelen iyi sonuçlar da var elbette. Neler yapmalıyız? Birçok başlık var. Buna dair ekleyecekleriniz varsa alayım. Yoksa aşı tartışmasına hazır gelmişken Yağız Hocam'ın ekleyecekleri var sanırım. Yağız Hocam verip sonrasında tekrar Ankara'ya gideceğim. Çocuklarda sadece şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ekleyeceğim kısa bir şey. Aşıları mutlaka bu dönemde yine takibini yaptıralım. Zamanı gelince yine aile hekiminize ya da ilgili merkeze yaptıralım. Biz hep evde kalan, hastanelere gitmeyin diyoruz. Özellikle aile hekimlerine büyük bir görev düşüyor. Aile hekimleri mutlaka doğum takipleri ve aşıları ihmal etmesinler. Diğerleri zaten acil olmadıkça gitmesinler. İlgili yerlere de zaten yönlendirilir. Aşı meselesi çok önemli çünkü bu aralar aşı karşıtlar piyasadan kaybolmuş. O yayınları da yapmıştık yani, ama biraz geride kalmış. Koronavirüs aşısı çıktığı sanırım zaman, hocam da bu noktada ekleyecekler hocam. Hocam koşa koşa gidecekler anladığım kadarıyla. Ben de evet, ben aslında aşı karşıtı başka bir meşhur gazeteci var ya, ona vardıracak lafı zannettim. Kitap yazan isimden söz ediyoruz. Evet. Herkes anladı o ismi. Sanki buradan gazetecilere mesajlar olan bir program gibi. Herkes anladı. Onlarla yeteri kadar vakit kaybettik. Evet. Ciddi işlerimiz var. Vakit çok kaybetmeyelim. Çok bahsetmemek de lazım. Teşekkür ediyoruz. Yani onlarla yeteri kadar vakit kaybedildi.